Kaçı gösteriyor Paolo? 4.32. Aman tanrım inanmıyorum. İşi bıraktığın gün rekor kırıyorsun. Size küçük bir anı bırakmak için. Saati çerçevele Paolo. Artık işe yaramayacak. Benim küçük Daniel'im nerede? Nerede acaba? Bildiğiniz gibi Daniel dün akşam bana istifa mektubunu verdi. Beyefendi iki tekerlekli dünyayı dört tekerlekli dünya için terk ediyor. Yani insanoğlunun dört ayak üzerinde başlayıp iki tekerlekle biten gelişimini tersten izlemeye karar vermiş. Ama bilmeniz isterim ki aramızda en iyimiz oydu. Ayrıca örnek bir dosttu. Seni çok özleyeceğiz Daniel. Affedersin Dilya ama beni öptün mü yoksa dudakların mı çarptı? Gerçi pek fena olmadı. Ama ne düşüneceğimi şaşırdım. Şimdi anlaşıldım. Evet. Evet. Eğer yine yanlışlıkla olduysa bu beceriksiz olduğunu gösterir. Evet, şimdi de Daniel'in gidişini kutlamak için büyük geçiş yapmayı öneriyorum. Bugünün değerini bil Lili. Gözlerini aç çünkü bunu hayatında ikinci defa göremeyeceksin. Kaç kişini? Çok kalabalıklar. İşte karşında en iyi. Hadi dostlarım, hadi görün sizi. Burada bir parti mi veriliyor? Pizzalar mı geldi? Evet, polisli pizzalar. Kusura bakmayın, pizza paketlerimiz yok ama kimliklerinizi görmek istiyorum. Affedersiniz memur bey ama kimliklerimiz içeride. Tabii isterseniz hemen gidip getirebiliriz. Evet, hadi çabuk olun. Merak etmeyin memur bey, teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Koş çabuk! Acil!
5 dakika oldu, hala gelmediler. Dikkat et, etrafta yağ olabilir. Yağ mı? Evet, çünkü burası benim dairem. Ama aynı zamanda bir garaj. Ama zaten buraya fazla uğramıyorum. Çok ilginç. Daniel. Evet. 2 yıldır tanışıyoruz. Neden beni buraya getirmek için işten ayrıldığın günü bekledin? Evet, getirmek istedim ama karar vermek için hep saatler harcarım. Neye karar verdin? Elbisen. Güzel değil mi? Yeni aldım. Pekala. Biz de ona zarar vermemeye çalışırız. Bunca sene arkadaşlıktan sonra emin misin? Aksine, temeli iyi attık. Şimdi binayı yapma zamanı. Belki biraz daha beklemeliydik. Hayır hayır, biraz daha beklersek beni yanlış anlayıp kararsız sanmandan korkuyorum. Yanlış anlaşılmaya hiç niyetim yok. Aa, hayır olamaz. Ne oldu? Saat 6. Evet ama bugün cumartesi. Evet ama bir iş için randevum var. Ne? İşten daha dün çıktın. Gece gece iş bulmadın değil mi? Hayır, bu gelecekteki işim için bir görüşme. Ayarlamak için aylar harcadığın türden bir randevu. Bizim buluşmamızı da aylardır beklediğini sanıyordum. Aylar artı bir saat bekleyeceğimiz buluşma. Ayrıca maksimum bir saatimi alır. Hey mavili, şuradan bir numara alman gerek. Numara mı? Bir dahaki sefere fotoğrafınızı unutmayın, tamam mı? 77. 247. Daha çok. Bu işi uzun süredir mi yapıyorsunuz? Dün 25 sene oldu. Bu sabahtan beri emekliyim. Yani 25 yıldan beri gazetemi sakince okuyabildiğim tek sabah bugünküydü. Anlıyorum. ...247 burada mı? Buradayım. Numaranız. 2 fotoğraf. Şurayı ve şurayı imzalayın. Profesyonel sürücü kartı, taksi kullanma izni, taksimetre almanız için gereken izin, ruhsat, plaka ve panel. Hepsi bu mu? Evet. 6 saat beklemeden sonra. Fransa marşını söylememi mi isterdiniz? Tabii ki hayır ama ufak bir gülümseme hoşuma giderdi doğrusu. Hmm. 248. Lili. Saat 12. Poğaça almaya gittim ve maalesef fırıncı ile evlendim. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Pekala. Tebrikler Bay Daniel. Rica ederim, rica ederim. Evet, evet, evet. Tebrikler. Güzeldi değil mi? Özellikle motor geçişi ölümden ucuz kurtuldu. Evet, süperdi.
Hala senin için endişeleniyorum. Niye, ne var? Senin motor biraz tuhaf ses çıkarıyor. Gerçi ayaklarını yerden dalga kesiyorsun. Mı geçiyorsun? Ona gözüm gibi bakıyorum. Az önce kana bir yerde iki polise gittim. Dur da sana anlatayım. Kavşağın ortasında iki polis vardı. Hızla gaza bastım. Işık yeşildi. Ben sahile indiğimde onlar daha birinci ışıktan geçememişlerdi. Yüzlerini görmeliydim, morardılar. Bu hafta onları ikinci kez çileden çıkarışımda. Prado tünelindeydim, yine böyle ışıkta bekliyordum. İkisi aynısından onları gördüm. Arkadaki sesini duydum, annesini çağırıyordu. O ikisi beni pek kolay unutamayacaklar açıkçası. Paolo, sana katılıyorum Paolo. Seni unutmadılar. Hı? Herkesler, size bıyıklı mı olursunuz? Hey kızlar, plaja mı gidiyorsunuz? Bugün bedava. Ben zevkle gelirim. Gidiyor musunuz? Siz normal taksi misiniz yoksa sempatik taksi mi? Bayanlara kapı açan, araba kullanırken insanların midesini bulandırmayan, ancak kendisiyle konuşulduğunda konuşan ve eğer kibarca istenmişse paketlerini kapıya kadar çıkaran süper sempatik türden bir taksi. Ah, teşekkür ederim. Bu harika, harika. Evet, nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Şuradaki evi görüyor musunuz? Pembe olanı, büyük kapılı, işte oraya. Evet, görüyorum. Evet, oraya gidelim şimdi. Oraya gitmek için tercih ettiğiniz bir yol var mı? Aa, hepsini oraya, mutfağa koyun, ben sonra yerleştiririm. Artık bir hafta alışveriş yapmazsın. Aa, siz öyle sanın, yarın hepsi biter. Oğlum kahvaltıya gelecek. Hepsini bir öğünde yiyemezler. Tabii ki hayır. Pazar günleri ona bir haftalık yemek hazırlıyorum, evine götürüyor. Evi çok küçük, mutfağı bile yok. Ayrıca zavallı oğlum bir yumurta bile kırmaktan acizdir. Galiba biraz beceriksiz. Alın bakın, şu fotoğraftaki o işte. Bilgisayarla uğraştığı zaman yanına yaklaşmak imkansızdır. IBM'de çalışıyor. Herkesin işi kendine. Doğru. Peki sizin işiniz nedir? Araba yarışçısı ama beni izleme imkanınız olmadı değil mi? Aha, çok eğlenceli. Oğlum bugün 8. kez ehliyet sınavına giriyor, biliyor musunuz? 8. kez. Biliyor musun, 8 uğurlu sayımdır. Ona şans getirecek. Sokağın sonundan ilk sola sapacağız. Sola, 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 sola dönün Bay Karvadek. Hayır. İleriden sola dönün Bay Kardabek. Sola, direksiyonu çevirin lan. Hayır, çarpacağız. Sağ mısınız? Lanet olsun, bu imkansız. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç bu kadar yeteneksizliğini görmedim. Sağınızı solunuzu bilmiyor musunuz ha? Biliyorum ama daha önce söylemediniz. Her sola dönüşte faks mı çekmem gerekiyor? Sol taraf sol taraftır, lanet olsun. Direksiyonu çevirmek, pedala basmak zor olmasa gerek. Herkesin işi kendine. Siz ne iş yaparsınız ha? Sizin gibi aptalları hangi işe alıyorlar çok merak ediyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Sirkte mi, hayvanat bahçesinde mi? Hepsinde sayılır. Bunu daha önce söylemeliydiniz. Faks mı çekmek gerek? Affedersiniz. Bir isteğiniz mi vardı komiser bey? Teşekkür ederim, harika. Ben size teşekkür ederim. Ne kadar sevimlisiniz. Kartınızı özenle saklayacağım. Kaba olmak istemem ama arabada yersen bozulur musunuz? Çünkü aynı zamanda gidip biraz çalışmalıyım. Aa, tabii ki bozulmam. Hadi işinize gidin. Hadi. Hayatımı kurtarır mısınız? Kesinlikle hayır. Hayır. Pekala. Bakarız. Sorunuz nedir? 25 dakika sonra Marinyan'a uçağım kalkıyor. Eğer kaçırırsam öldüm sayılır. Eğer yakalarsam zengin olursunuz. Şansınız varmış. Doktor değilim ama acil işleri severim. Lütfen kemerinizi bağlayın. Belki şuradan gitsek iyi olur.
Bir taksi son sürat gidiyor. Radarımı devirdi. Şimdi yakalarız. Plakasını aldın mı? Vakit olmadı. Çok hızlı gitti. Dostum uyan. Gözlerini açmalısın. Bu meslekte böyle. Yetişebilecek misin? Soruyorum çünkü eğer yetişemeyecek tek boşuna zamanınızı almayayım. Sanırım yetişiriz. Burada biraz takıldık ama otobana çıkınca trafik akar. Pekala. Bütün bu riskleri benim için göze almaya değmez, öyle değil mi? Benim yüzümden ehliyetinizden olmanızı istemem. Merak etmeyin bayım. Ehliyetim yok. Çok iyi. Harika. ...14 dakika 30 saniye... Gazetelerinizi almanız ve hatta kahve içmeniz için hala zamanınız var. İyi yolculuklar bayım. Sağ olun. Anlamıyorum. Bilgisayarda kullandığımda kimse beni geçemiyor. Yarışmada birincilik. Monaco turunda rekor. 8. pozisyon. Ama direksiyon başında heyecan basıyor. İçmeye gitmiyor muyuz? Hemen değil. Hayır, olamaz. Emilian, bu imkansız. Seni bekliyordum ben. Şarabın yıllandıkça tatlandığını bilirim ama her şeyin bir sınırı vardır. Bu surat deneyiniz. Bir kasaba girdim. Anlayacağın, ehliyeti yine alamadım. Bir şey söyleyeyim mi? Direksiyonu bir çocuğa bile versen senden iyi kullanır. İnan bana, özürler, bu işi daha iyi yapıyorlar. Vites yerine ne denir? Bir şey takıyorlar. İsmini unuttum ama neyse. Emilian! Rekorlar kitabının için bir şey daha buldum. Şunu dinle. Bir taksi liman yolunda bil bakalım kaç yaptı? 140. Evet, 140 yaptı. Sonra da gaza bastı ve 217 yaptı dostum. Yakalayabildiniz mi? Evet, emin olabilirsin. Hava kuvvetlerini çağırdılar. Bu hızla düşünsene. Son esprimi duydun mu? Dinle şunu, çok komik. Bir tarakla katı yumurta arasında ne fark vardır? Aralarındaki fark... Pekala, hiç havanızda değilsiniz. Ben sonra söylerim. Evet, haklısın, evet. Çok çok sonra, tamam mı? Gece yarısı bile olsa insanları sıktığını düşünmezsin, değil mi? Ayrıca bir dahaki sefere girmeden önce kapıyı vur. Size söylememiştim. Her zaman gelebilirsiniz. Teşekkür ederim Emilian. Ehliyete ne oldu? Duyduğuma göre kemiklerin içine girmişsiniz. Kötü haber çabuk yayıldı. Haber dediniz de size bir haberim var. Şef odasında toplantı yapıyor. Sizden başka herkes orada. Gitseniz. Kimse bana bir şey söylemedi. Şuradaki küçük düğmeye basmanız yeterli. Gördüğünüz gibi power yazıyor. İşte burası. Beni duydunuz mu? Hemen büroma gelin dedim. Sağır mısınız Emilian? Hayır değilim şef. Evet baylar. Hollanda, İtalya, Belçika bankalarını soyduktan sonra Mercedes çetesi şimdi Fransa'ya geldi. Almanların topraklarımızı işgale hazırlandıklarını söylemeye gerek görmüyorum. Anlaşıldı mı? Büyük babam onların topraklarında şehit düştü. Bu benim için kişisel bir sorundur. Paris-Bon ilişkisi Fransız-Alman dostu, öyle mi? Hepsi yalan bunları, tamam mı? Sizi kastetmiyorum Petra. Evet, siz de Almansınız ama bir polissiniz. O yüzden sorun yok. Hiçbir sorun yok. Üstüne üstlük bankalara saldırmadan önce şehirlere zarar veriyorlarmış. Bu çok önemli. 3 gün içinde Marsilya Bankası soyulacak. JJN ekip başına bir pilot vererek bize yardım edecek.
Almanlar bankayı terk eder etmez, yılan gibi üstlerine saldıracak olan arabalarımız tarafından yakalanacaklar. Operasyonun ismi de buradan geliyor işte, Kobra. Petra, ekiplere oluşturun lütfen. Kobra. Evet, ekipleri oluşturun. Her arabaya 3 kişi, bir de JJN şoförü, koordinasyon içimizden bir eleman ve elip gruptan bir nişancı. Her ekibin kodlu bir ismi ve arkanızdaki planda işaretlenmiş belirli bir yeri olacak. Ekipler planın yanında asılı. Yerinizi almak için 50 dakikanız var. Petra, affedersiniz ama size söylediğim yemek hakkında. Ben bu haftayı düşünmüştüm çünkü aslında programı bilgisayara kaydettim. Bence fazla bekletmemekte büyük fayda var. Planımız bozulabilir. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz? Hayır, pek değil. Ha. Bekleyemeyen nedir? Siz mi, program mı? Tabii ki ben. Bilgisayar. Biliyorsunuz ne kadar komplike. İşte bu yüzden bir akşam yemeğine zaman bulunur diyordum. Almanlar yakalanır yakalanmaz, söz veriyorum sizinle ilgileneceğim. Yani programınızla. Tamam o zaman. Bu harika. Peki kimin ekibindesiniz? Kobra'ylayım ama şanslısınız, sizi en iyi ekibe koydum. Ha? Sanırım hiç kahve kalmadı. Direksiyonu fark ettin mi? Güzel değil mi? Benim tercihim. Alain Proust'tan satın aldım. Ha, sahi mi? Evet evet. İçinde özel bir madde var. Dakar. Arabanın içinde bir ton kum bile olsa rahatça kullanabiliyorsun. Ha, evet. Plaja gidemiyor olmak çok kötü değil mi? Hareket etmeyin. Gözlerimi alıyor. Kahve yok. Hareket yok. Ve kız yok. Boğa Karayılan'ı arıyorum. Tekrar ediyorum. Boğa Karayılan'ı. Evet, Karayılan dinliyorum. Benim Alev, nasılsın? Ekibinden memnun musun? Harika, adreslerimizi alıyorduk ya sen. Biz de işe bekle meşgulüz. Yoksa çatlayacaktık. Ne Raşit? Arkada küçük siyah Peugeot 106 var, hadi. Saçmalamayı bırak Marco. Günün ortasında araba soymayacağız herhalde. Evet. Biraz zor olacak. Lanet olsun, yeter Marco. Burası polis kaynağı. Eve dönmeyi isteyen sen değil miydin? Doğru dürüst bir zamanda yaparız bu işi. Ya merak etme. Şu anda zubu zirvesi var. Bütün ekipler havaalanında. 20 kilometreye kadar bir tanesine bile rastlayamazsın. Bak ne yapıyorum. Marco, ne yaptığını sanıyorsun? Hadi rahat ol. Hepsi havaalanında dedim ya. Televizyonda görmüştüm. Clint'in karısıyla geziyor. Ülkenin bütün polisleri çevrelerinde. Bak. Bak. Vay nasılsınız Marco burada. Sizinle dalga geçiyor. Hadi gelin ve beni yakalayın ha. Hayır, hadi. Bırak. Birazdan saçmalamayı kesip gider. Bizim burada beklememiz gerek. Bak, şimdi inandın mı? Ben 30 saniye için dışarı çıkıyorum. Arabadan inemezsin. Emir böyle. Ve biraz da çeplerinize. Biraz da ayakkabılarınıza. Bak gördün mü? Hepsi havaalanında demiştim. Hey, gülümseyin çocuklar. Kameraya alındınız. Pekala, bakın sizi uyarıyorum. Eğer bir dakika kadar Mercedes'leriyle çıkıp gelmezlerse kahve de alırız, hareket ederiz. Bunları daha sonra yaparsın dostum. Bütün yılanları, av yuvasını terk etmeden harekete geçmek yok. Tekrar ediyorum. Evet, İçeriden çıkmadan harekete geçmek Komiserim. Yok. Şimdi olmaz Petra. Beni rahatsız ediyorsun. Meşguldüm. Biliyorum ama bakan arıyor. Affedersin. Saygılarımla sayın bakanım. Siz Marian'da değil misiniz? Biraz önce bitti. Söyleseniz Şüper. Bana söz ettiğiniz şu Mercedes çetesi ne oldu? Evet. Tam zamanda aradınız. Çünkü yerlerini tespit ettik. Birazdan harekete geçeceğiz. Bu güzel. Ama biraz önce Alman meslektaşımla. Evet. Hayır. Sizi burada kesmek zorundayım. Pisliklerin Marsilya'yı gezmeye zamanları yok. Bu akşam kapana sıkışacaklar, yarın özel trenle yollayacağım. Ben de öyle diyordum. Bu olayın bir Fransa-Almanya hesaplaşmasına dönmesini istemiyorum. Savaş çoktan bitti, bunu biliyorsun değil mi Jiber? Evet tamam o zaman. Sayın Bakanım, sizi çok iyi anlıyorum. Bunlar diğerleri gibi birer suçlu. Herkes de aynı muameleyi görecekler ama... Örneğin onlara pislik dememekle işe başlayabiliriz değil mi? Ben pislik mi dedim? Evet öyle dedim. Ben pislik mi dedim? Özür dilerim bakanım, ağzımdan kaçmış. Size güvenebilir miyim? Evet, bize güvenebilirsiniz. Niyak harekatını hatırlayın. Yani demek istediğim Asyalılar harekatı, hatırladınız mı? Her şey gayet iyi olmuştu. Hatta hiç kimseyi kurban etmemiştik. Tabii biz de hiç kayıp vermedik. Bakanım,
Alo? Alo? Kapattı. Hadi çalış bakalım. Lanet olsun. Bir sürü tel var ya. Marco çabuk çözsün. Hemen buradan depolayacak mısınız yoksa anahtarlarımı getireyim? Bizim adımız Kara Yılanı. Ve Kara Yılanları her zaman cool davranırlar. Öyle değil mi? Cool, cool. Kara Yılanları cool'dur. Bütün yılanlara sakın avı öldürmeyin. Bana can da gerekiyor. En azından bir saatliğine. Dinleyin. Ben galiba gelemeyeceğim. Sizi burada bıraksam fena olur. Hem ayrıca benim mutlaka gitmem gerekiyor. Hadi! Neler oluyor? Galiba çatışma oluyor bakanım. Kımıldamayın sayın bakanım. Çatışmanın ortasına düştük. Destek birlik yollayın. Arabayı tespit ettim, evet. Tekrar ediyorum. Çetenin arabasını tespit ettim. İçinde 4 adam bulunuyor. Destek birlikleri geliyor bakanım. Ateş eden kişiler polis. Sanırım pes ettiler. Alo. Ben Kara Yılanı. Arabanın kapısında küçük bir sorunumuz var. Merhaba bayım. Merak etmeyin, sizi 5 dakika içinde kurtaracağız. Sorun değil, sorun değil. Teşekkür ederim bayım. Tamam, teslim oldular. Bu çok tuhaf çünkü adam sanki biraz bakana benziyordu. Öyle değil mi? Hı? Aa hayatım, hiçbir şey yemedim. Çok güzeldi anne ama bugün bu kadar yeter. Yalnızca çok aç değilim o kadar. Eline sağlık anneciğim, sağ ol. Eğer ehliyet için üzülüyorsan sakın takma, olur mu? Daha 8. denemen. Baban unuttu mu, sınava asla verememişti. Nasıl olur? Ben küçükken onu direkt yol başında hatırlıyorum. Bu doğru çünkü sınava 20 kere girdiğinden en sonunda dayanamadılar, verdiler işte. Sahi mi? Sağ ol anne, bu söylediğin içimi çok rahatlattı. Bir şey değil. Al bu kapıcının oğlu küçük David'in bana seni tamir edip edemeyeceğini sordu. O zaman ona benim süper tamirci olmadığımı söyle. Evet biliyorum, sen süper polissin. İnsanları kurallara uymaya zorlayan, vatandaşları kötülüklerden koruyan. Ah, hayatım, yaptığın iş gerçekten çok güzel. Seninle gurur duyuyorum. Ha öyle mi? O zaman neden bütün mahalleye IBM'de çalıştığımı söyledin? İyi ama pazar günleri seni mahallenin sorunlarıyla baş başa mı bırakayım yani? Hayır. İyi öyleyse. Sen IBM'de çalışıyorsun. Sen de rahatsın, ben de. Ama bu sefer de mahalledeki bütün bilgisayarlar bana geliyor. Ay hiçbir şeyden memnun olmuyorsun. Tamam, şaka yapıyorum anne, tamam. Bana bir taksi çağırır mısın? Geç kalacağım. Aa harika, bir taksi çağıracağım, görürsün. Kibar, sevimli, gerçek bir beyefendi. Çok hoşuna gidecek. Merhaba. Yanlış kapıyı mı çaldın? Kimi aradığınıza bağlı. Camille. Aa evet, benim annem. Yani burası. Aa burası. Siz Apple'da çalışan oğlusunuz değil mi? Hayır, IBM. IBM. Anne! Aslında ben bilgisayardan hiç anlamam. Geçen gün fotoğrafınızı görmüştüm. Aa Daniel. Seni oğlum Emilian'le tanıştıracağım. Al bakalım. Üstlerine etiketler koydum. Pazartesi tavuk sote yiyeceksin. Aa tamam anne, sağ ol. Söz ben hallederim. Artık gitsek fena olmaz çünkü arabamı yalnız bıraktım. Endişeleniyorum. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşürüz anne.
Nereye gidiyoruz? Voltaire Meydanı'na. Orada karakol var ama IBM'i gördüğümü hatırlamıyorum. Ben de karakola gidiyorum zaten. Aa. Orada bilgisayar ağı kuruyorum. Sizin için sakıncası yoksa daha önce bırakırım. Çünkü aynasızların çevresinde dolaşmaktan hoşlanmıyorum. Bir taksi için gayet iyi bir sesi var değil mi? İlgilenir misiniz? Amatörce. Bir V6 aldım, biraz değiştirdim anlarsınız ya, ses meselesi. V6'lar gayet iyi sürat yapıyor. Aa evet, sürat yapmak ama sanki biraz fazla hızlı gidiyormuşuz gibi. Her yerde 50 hız sınırı var. 50 yazan trafik işaretlerinden mi bahsediyorsunuz? Evet. Ben onların kaykaycılar için olduğunu sanıyordum. Hayır. Bütün araçlar için geçer. Evet ama araç var. Örneğin ben şimdi 100'le gidiyorum. İyi araba, iyi sürücü, sorun yok. Risk de yok. Hem bununla 100'le gitmek saati 20 ile gelen bir at arabasından daha az tehlikeli. Gördünüz mü? Aa evet gördüm evet. Radarlardan korkmuyor musun? Radarlar nerede bulunuyor biliyorum. Aynasızlar değişiklikten pek hoşlanmazlar. Hep aynı yere koyuyorlar. Bak şu ileride bir tane var, bak bak. Şunlara bak. Görüyor musun? Yine de seviyorum onları. Foto. İyi ama biliyorsunuz onlar hiçbir şey yapamazlar. Sisteme itaat ediyorlar. Zorla mı polis oldular? Zorladıklarını düşünüyorum. Zorlamasalardı ne olacağını merak ediyorum. Çünkü polis olmak için aptal olmak gerek. Ben bilgisayarlar sayesinde onları sık sık görüyorum. Ve şimdi onlar hakkında önceden yanıldığımı fark ettim. Gerçekten. Sahi mi? Hı-hı. Sanıldığından daha mı kötüler? Hayır. Aksine çok daha iyiler. Yani demek istediğim bu meslekte sadece aptallar yok. Ha tabii ki. Alkolikler var, bağımlılar var ve salaklar var. Hayır bayım. Açık konuşmak gerekirse... Sizin hiç bu mesleğe girmek isteyen bir arkadaşınız var mı? Ben onu merak ediyorum. Ya taksi şoförlüğü? Nasıl yani? Siz hiç taksi şoförü olmayı düşünen birini tanıyor musunuz? Sadece kendileri istediği zaman sizi alan kaba insanlar ha? Bozuklarınız olmadığında ya da bahşişi ödemediğinizde sizi hemen terslerler öyle değil mi? Hem ayrıca gel de seni bir alkol testinden geçireyim. Kim polislerleri şöyle görürüz o zaman. Ayrıca polisler her zaman üstündür. Kanun düzenleyicileridir, resmi görevlilerdir. Sıradan insanlarla evlenmezler. Umarım siz sıradan biriyle evli değilsinizdir bayım. Bay taksi şoförü. Yoksa evli misiniz? Hayır. Ha size güveniyorum. Bir dakika, belki müşterisine kaba davranan birkaç şoför vardır ama hepsi sandığınız gibi değil. İyi öyleyse. Polisler için de aynı şeyin olduğunu kabul edin. Hepsi sabahın altısında yollara düşüp para peşinde koşturmuyor bey. Aralarında mesleğini yapanlar da var. Sizin ve benim gibi. Belki. Evet belki. Aslında sorun şu ki taksi şoförlüğü benim gerçek işim değil. Öyle mi? Demek taksiciliği zevk için yapıyorsunuz. Peki gerçek işiniz ne? Pekala şimdi görürsünüz. Bir poşet var mı? Mira bulur. Merak etmeyin, ben kullandım sürece kimse aramadı. Lanet olsun. Üzgünüm bayım. Bu başıma ilk kez geliyorum. Genelde müşteriler arabadan indikten sonra kusmaya başlarlar. Üzgünüm bayım. Ay, affedersin. Size bir sır vereceğim. Benimki de gerçek işim değil. Sahi mi? Olamaz. Olur. Pekala. Soy ismin ve ismin? Moral Daniel. Meslek, taksi şoförüm yazayım yoksa kısaca şoför mü? Ne isterseniz onayız. Pekala. Evet, saate kaç kilometreyle gidiyordun? Galiba 90. Evet, belki biraz tuhaf gelecek ama arabanın içindeyken daha hızlı gibi geliyor. Aslında değil. Dünya şampiyonu nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Gördüğün gibi çalışıyorum. Lütfen. Hey, sürat yapan taksiyi 5 dakika önce belirlemişler. Saatte 190 kilometre. Dalga geçiyor. Gördün mü? 90 değil. Tam 190 yapıyormuşsun. Aa, şimdi anladım. Güneş yüzünden olmalı. Kadrandaki biri görememiştim. Ben 90 sanıyordum.
Bu yüzden hiç aldırmadım. Eğer fark etseydim ayağımı gazdan çekerdim. Ne olursa olsun 90 bile yasaktır. Şehir içinde hız sınırı 50'dir. Herkes için. Arabalar, kaykaylar, taksiler, herkes için. İyi o zaman. Şimdi memnun musunuz? Beni yakaladınız. İşinizi yaptınız. Mutlu musunuz? Ha? Ehliyet benim hayatım demek. Eğer bu akşam kullanma hakkım elimden alınırsa yarın öldüm demektir. Çok kibarsınız. İşkenceyi bırakın ve hemen işimi görün. Bu durumun keyfini çıkarmaya hakkım yok mu benim? Genellikle gün boyunca fırça yiyen ben. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Kapıyı vurmadım çünkü bileğim ağrıyor. Ah, hiç önemli değil. Yani kapıyı vurmanıza hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Yemek yani bekleyemeyen programınız var ya. Evet. Yaralarım iyileşene kadar bekleyecek. Tabii bir bostan kokuluyla yemeğe çıkmak istemezseniz. Aha, benim için hiç sorun değil. Yani harikasınız demek istiyorum. Petra aslında hiç fark etmez. Demek istediğim hayır. Lanet olsun, hiç sorun değil. Dinleyin, üzgünüm. Gerçekten sizi görünce şaşkına döndüm. Benim için sorun değil. Ayrıca işte gördünüz mü? Alın işte. Gördünüz mü? Bütün gün böyle. Ama şu Almanları bir köşeye sıkıştırırsam. Benim işim bitti mi acaba? Bunun size ne faydası olacak? Evet, aslında buna mecburum ama eğer bir fikriniz varsa, yardımcı olursanız... Bir daha asla yapmayacağıma söz versin. Hayır, bu bir fikir değil, saçmalık. Ben gerçek bir fikirden bahsediyorum. İnsanlık için bir fayda. Bir şey icat etmemi mi istiyorsun? Hayır. Benim için gerekli bir fayda. Benim için bir şey. Anlıyor musunuz? Demek istediğim, ben insanlığı temsil ediyorum. Siz de benim için bir şey yapın, tamam mı? Durum açık mı? Anlaşılıyor mu? Anladım. Para istiyorsunuz. Kısaca işe alındın demek istiyorum. Benden ne istediğinizi bir kez daha açıkça söyler misiniz? Bir saattir ağzınızda bir şeyler gebeliyorsunuz, anlamıyorum. Ne istiyorsunuz? Pekala. Mercedes çetesi size bir şey anımsatıyor mu? Hayır, benim tanıdığım çeteler daha çok motorlu olur. Bunlar banka soygununda uzman bir çete. Dün 7. soygun oldu. Şefim çıldırmak üzere. Bu çok aptalca evet, değil mi? Özellikle bizim için evet. Şimdi beni iyi dinle. Sana bir teklif sunuyorum. Sen direksiyonda ve mekanik işlerde çok iyisin ve benim bir şoföre ihtiyacım var. Seni bir aylığına stajyer maaşla işe almak için üç güzel neden. Ben de bütün suçlarını unutacağım. Bir aylığına polislik mi yapayım yani? Polis ya da yaya olmak. Seçim senin. Ölüm ve utanç arasında bir seçim. İyi anladım. İşte dosyalar. Sırasıyla 7 saldım. Hayır. Mercedes konusunda uzman değilim. Daha çok Ferrari'lerden anlarım. İşte çete burada. Çetenin adı Mercedes. Ama sana söz veriyorum. Ferrari'ye geçtiklerinde haber veririm. Kırmızı Mercedesler ne korkunç. Dur bir dakika, kırmızı olduklarını görüyorum. Gözümüzden kaçan bir şey var mı, sen ona bak. Bütün açılardan fotoğrafları çekildi ama yine de bir detayı gözden kaçırmış olabilir. Detaydan mı söz ediyorsun? Evet, ne oldu? Bu çete Almanlardan oluşuyor. Uluslararası ilişkiler mi okudun? Mercedes olduğuna göre Almandırlar. 5 dakika dinlenecek misin? Yorgun olmaz. Ön lastikler fazla şişirilmiş. Tipik bir Alman tarzı. Ayrıca lastikleri güçlendirmişler ama bunu Almanya'da yapmış olmalılar. Çünkü Fransa'da onlardan yok. Ismarlamak gerekiyor. Fazla kullanıldığı için bir süre sonra değiştirilmesi gerek. Bu fotoğrafta kaporta biraz eğri ama bunda öyle değil. Kaçarken çarpmış olmalılar ama sonra da değiştirmişler. Marsilya'da eğri kaportaları düzelten tek kişi Kruger'dir. O da Alman. Mercedes uzmanlık alanının olsaydı ne yapardı? Pekala, nereye gidiyoruz? Önce Kruger'den başlayalım. Hafızasını biraz zorlayalım bakalım. Gitmek için niye bekliyoruz? Şarkı mı söyleyeyim? Mahalleye girdiğimizde polis rolü yapacak. Pekala, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir polis memurunun hayatını %90'ını kaplayan safhaya giriyoruz. Gözlem. Olay yerinin incelenmesi. Giren çıkan tespiti. Durum analizi. Son olarak da meşhur Kruger'e birkaç soru soracağız. Şu yandaki garaj saat kaçta kapanıyor acaba? Kruger mi? Hiç kapanmaz. Aha. O uyku tutmayanlar. Teşekkür ederim. Yiyecek bir tek bunlar var değil mi? Annem uğramamakla hata ettik. Harika sandviçler yapar. Jambon üstüne peynir. Yarı Boyan, yarı Paris. Mükemmel. Size yaptım? Evet. Evet. Ortasına ince emmantel dilimleriyle, ayrıca küçük marul yaprakları ve küçük kornişonlarla. İnanılmaz. O benim tercihim. Ben severim onu. Harika. Kutlu.
Bu adam ne yapıyor? Onlar Koreli. Bu adamlar çalışmak için yaratılmışlar. 24 saat çalışıyorlar. İnsanüstü biri değilse uyuması gerekli ama. Hayır hayır, şimdi görürsün. Teknikleri var. Bir taksi, bir plaka, bir ehliyet. Ve iki şoför. Kim iki Koreli'yi birbirinden ayırt edebilir ki? Bu inanılmaz. Aslında benim bir Koreli tanıdığım var biraz ileride. Harika yemekler yapar. Ne dersin? Hayır, önce garajın kapanmasını bekleyelim. O zaman daha çok bekleyeceğiz. Adam uyumayanlardanmış. Bunu nereden biliyorsunuz? Barın patronu söyledi. Peki neden daha önce söylemediniz? Ben acemiyim. Henüz reflekslerim yok şef. İyi ama bunun polis olmakla hiç ilgisi yok. Bu akıl işi, akıl. Burada iki hafta saatlerdir uyumayan bir adamın yatmaya gitmesini bekliyoruz. Bu biraz tuhaf değil mi sizce? Eğer Mercedes sürücüsü olsaydım ve garajın kapanmadığını bilseydim, buraya gece gelmeyi beklerdim. Ne de olsa gece daha gizli değil mi? Ha, sahi mi? Adamın Mercedes ile buraya geleceğini mi düşünüyorsunuz? Ben hiç sanmıyorum dostum. Mercedes geldi. Bir pilot araba kullanmadığında hayatını garajda geçirir. Bu adamlar ne yapmaya geliyor? Herhalde Kruger'e ısmarladıkları büyük lastikleri yaptırmak için. Bu bir mucize. Böyle bir fırsatı kaçıramam. Eğer işler kötü giderse kanal 2'yi ara ve hemen Mercedes'in plakasını ver, tamam mı? Nereye gidiyorsunuz? Gözlemden sonra sıra aksiyonda. Onlara Koreli taklidi yapacağım. Ne taklidi? Kore, Kore. Hayır! Ne kadar aptal bir adam. Sence yeni lastikleri nereye koyacaklar ha? Sen burada ne yapıyorsun? Uyumaya çalışıyorum. Evsizim ben. Ülkem soğuktur. Çok soğuk. Hayır! 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 Lütfen yapmayın. Bir şey yapmayın. Ben bir şey canım. Sadece uyumak için. Uyuman için sana bir ev bulacağım. Hatta yiyecek bir şeyler bile bulabilirsin. Tamam mı? Anladın mı yavrum? Ama ben Koreliyim. Kore! Yavaş olun, acıtıyorsunuz. Ben yapabileceğimi yaptım şef. Sizin adınız neydi? Daniel. Evet, Daniel, doğru. Benim adım Emilian. Bana sen diyebilirsin, tamam mı? Nasıl istersen. İyi öyleyse. Şimdi daha samimi olduk. Bak, burada olanlar, yani şu çöp kutusu olayı falan tamamıyla aramızda kalıyor. Tamam? Tamam. Tamam. Bu arada izin verirsen eve gidip biraz uyumak istiyorum. Çünkü ben ne uyumayanlardanım ne de Koreli. Tabii. Bütün gece seni bekledim. Mahsus yaptın. Beni çok özlemen için söz veriyorum, beklediğine pişman olmayacaksın. Evet, sürekli sözler. Sözlerini yerine getir bakalım. Evet. Fena sayılmaz. Ne var? Ne oluyor? Saat 6 ve bugün pazar değil. Bana bunu yapamazsın Lili. Bütün gece bu anı bekledim. Peki ya ben ne yaptım? Domino mu oynadım? Hastayım desen olmaz mı? Pazartesi sabahından hasta olmak ha? Bu patronumun çok hoşuna gider. Böyle bir şey ona asla yapamam. Niye? Herkes pazartesi sabahı hasta olabilir. Pazar günü annenler de yemek yedin. Sana çok yemek yedirdiler. Sen de bütün gece hastalandın. Olamaz mı yani? Peki ya sen bütün hafta çalışıp pazar gününü nişanlısıyla geçiren bir adam olamaz mısın? Sence bu mümkün değil mi? Söylesene hayatım. Ya affedersin Lili. Ama bugün bir Mercedes davası var. Söz veriyorum, eğer bu akşam burada baş başa bir yemeği kabul edersen sana her şeyi anlatacağım. Tamam. Ama hafif bir yemek. Salı sabahı hasta olmaya hiç niyetim yok. Pekala. Masada çok az, yatakta çok zaman geçiririz. Bu akşam kendini kanıtlamalısın. Bu son şansın. Görürsün. Bütün gün yine garajın önünde pinekleyecek miyiz? Hayır. Gözlem bitti. Artık sorgulamaya geçeceğiz.
Gerçek bir sorgulama nasıl yapılır merak ediyor musun? Hayır. Pekala, yine de gidip göreceksin. Ben hiçbir işe yaramam. Burada taksiyle kalmam belki de daha iyi olur. Bakarsın geçen seferki gibi bir terslik olur. Dinle, tercüme yapman için sana ihtiyacım var. Teknik olaylarla uğraşmaya hiç niyetim yok. Oyalanmak istiyorum. Günaydın baylar. Kruger hanginiz, söyler misiniz lütfen? Bakarsanız görürsünüz. Burada yazılı. Ah, Bay Kruger. Size birkaç soru sormak istiyorum. Merak etmeyin, uzun sürmez. Bu da ne? Lanet olsun. Bunlar da mermi bitti. Önemli değil, onlar gideli bir saat oluyor. Öyle mi? Gözlerini aç, garaj bomboş, kimse yok. Evet. Kaçmışlar. Evet. Burada değiller. Sana bir soru sorabilir miyim? Ne? Sorgulamaların hep böyle mi olur yoksa bana şaka yapmak için mi böyle oldu? Hayır, genellikle bir soru falan sorarım ben. Anlıyorum. Hadi gel biraz temiz hava alalım. Az önce hayatımı kurtardım, farkında mısın? Hayır. Evet. Düşünüyorum da bir ödüle ihtiyacım var. Bir aylık zorunlu çalışmayı iptal ettim. Sağ ol. Bir haftaya indirdim. Bir haftacık. Tamam, en azından iyi kalplisin. Ha, dinle, bu çeteyi yakalamam gerek Daniel. Bu benim için önemli. Sarışın yüzünden mi? Hayır. Pekala, biraz onun yüzünden. Ama daha çok benim için, anlıyor musun? Artık başarısız olmaktan ve çöp tenekelerine atılmaktan bıktım. Ama bu işte başarısız olmayacağım. Bu bir gurur meselesi. Peki bu akşam izin alabilir miyim? Tabii, şaka mı yapıyorsun? İşin yoksa benimle gelir misin tatlı? Anne aslında şey... Reçetemi kaybettim. Doktor bir daha yazmaya söz verdi. Saat 5'te kapanıyor ve saat 5'e 5 var. Bu ilaçlar kalbim için. Sizi bu şekilde bırakıp gidemem ya. Hem böylece bugün bütün ailenin hayatını kurtarmış olurum. Çok iyisiniz Daniel. Biliyorum. Bak kimler geliyor. Merak etme bebek. Kartuşun içine verici yerleştirdim. Böylece beni asla yakalayamazlar. Sen bir harikasın Johnny. Bu benim işim. Bu çok hoş. Ne kadar güçlüsün. Şimdi sıra onları izlemekte. Onlar evet. Avın ayağına götürecekler. Biz de babanı kurtaracağız. Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Ben sadece işimi yapıyorum. Evet baylar, az önce bir çağrı aldık. Bize kibarca randevu veriyorlar. X kapısında Marseillaise de Banka girecekler. Madem bu kadar ciddiler, biz de ciddi olmak zorundayız. Herhangi bir hata ya da yanlış anlama kabul etmiyorum. Örnek bir koordinasyon olmalı. Bu görev için iki anahtar kelime var. Bir, soğukkanlılık ve iki, başarı. Bu operasyona Zen ismini vermeye karar verdim. Operasyonun adı Zen. Şef! Karayvanlarını ve kodaları boşverin. Asrın fikri bende. Şu Mercedes çetesi bu akşam hapiste olacak. Aksel de benim adım artık Emilian Kutan Karvadek değil. Umarım planınız işe yarar Emilian. Çünkü bu son fişeğimiz. Bahsettiği fişek şu anda senin elinde. Dikkat et, sakın sıkalım. Herkes yere atın. Yere atın dedim. Eller kapalı, yere atın. Yere atın. Kıpırdamayın. Kıpırdayana vururum. Yat. Yere at. Yere atın. İşe yaradı. Evet, bu harika. Çok iyi, çok iyi. Hadi
onları takip edin. Bu daha az bakın. Harika, durdular. Gorgen sokağı. Size söylemiştim, bu sefer oldu. Ben Jibel, tekrar ediyorum, ben Jibel. Bütün birimler Gorgen sokağına 10 kilometrelik çemberi alın. Hala oradalar. Bir sokak daha var, sonra elimizde. Neler oluyor? Bilmiyorum, nokta kayboldu. Kaybolduk. Evet, ben de kaybolduğunu gördüm. Neden kaybolduğunu öğrenmek istiyorum. Biraz yavaşlayın, buralarda olmalılar. Kırmızı bir Mercedes gözden kaçmaz, değil mi? Uzakta değiller, bunu hissediyorum, uzakta değiller. Emilian, bu nasıl olur? Bir dakika, anlamıyorum. Gözümden kaçan bir şey var. Kaybolan bir kırmızı Mercedes var. Bunu Copperfield bile yapamaz. Merhaba. Ehliyet ruhsat lütfen. Neler oluyor memur bey? Alman mısınız? Evet, niye? Hala sınırda mıyız? Hı? Şef, kırmızı olmayan Mercedes'e 4 Alman var. Sizi ilgilendirir mi? Geliyorum. Yani siz şimdi Alman mısınız? Evet, niye, sizin için bir mahsurum var? Aksine, şu sıralar beni çok ilgilendiriyor. Bagajınızı açar mısınız lütfen? Marsilya'ya ne yapmaya geldiniz? Alman markı bırakmaya geldik ama isterseniz bunu... Tabii ki hayır. Bu topraklarda kalmasını tercih ederim. Pekala. Ülkemize hoş geldiniz. İyi tatiller diliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Emilian. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Bu imkansız. Bir detayı unutmuş olmalıyım. Görüyor musunuz? Çaydanlığı ocakta unutmuş. Klasik. Emin misiniz? Hiç unutmaz ama. Saat 8. Telesekreteri ayarladım. Saati 6'ya kurdum. Önümüzde 10 saat var. Yeter değil mi? Pek yeteceğini sanmıyorum ama neyse, önemli değil. Başka bir gün devam ederiz. Birini mi bekliyordun? Evet, sevgilimi. Ama senin geleceğini öğrenince randevumu iptal ettim. Pekala, kim olabilir? Bırak çalsın, birazdan giderler. Nerede kalmıştık? Seni öpüyordum. Hayır, sen beni öpüyordun. Peki ya önemliyse? Nasıl yani? Bilmiyorum, polis ya da... Evet, sen bir katil misin ve seni tutuklamaya gelmişler. Beni de rehin almışsın. Peki ya sana aşık olmuşsa? Açın polis! Daha kimseyi öldürmedin değil mi? Hayır. Yaşasın Daniel, buradasın. Sen bir harikasın dostum. Ne kadar kötü bir durumdayım tahmin edemezsin Daniel. Evet, tahmin ediyorum. Hayır, hayatta tahmin edemezsin. Her şey bitti. Artık bizim evimiz yok. Babamın bize bıraktığı ev uçtu gitti. Yandı bitti, kül oldu. Tıpkı babam gibi. Evet, kocam çok sigara içerdi. Karaciğer kanserinden öldü. Neden öldüğünü hiç anlamadık. Çünkü içki içmezdi. Ev tamir edilir, o bir şey değil. En kötüsü Daniel, hala başaramamış olmak. Eğer çeteyi bu hafta sonuna kadar yakalayamazsam pazartesi trafiğe geçeceğim. Çok düdük. Geçin çocuklar. Pazartesi sonum.
Daniel, bu adam da kim söyler misin? Bir arkadaş. Öyle mi? Arkadaş toplantısı mı yapıyorsun? Bu biraz komplike. O bir polis. Aa, ve... Polislerle arkadaşlık mı? Hayır, arkadaş sayılmaz sayılmaz. Yani onun için polisler çalışıyorum. Polisler için çünkü... mi çalışıyorsun? Hayır, polisler için çalışmıyorum. Onun için çalışıyorum. Hem o gerçek bir polis değil. Bak, daha çok gizli bir ajana benziyor. Öyle değil mi? Aa, öyle mi? Ya o yaşlı, o da mı tanıdık? Evet, evet, evet. Onu açıklayacak biri yok mu? Çünkü bana öyle gülüyor ki ben beceremeyeceğim. Benim adım Camille, merhaba. Şu koltukta oturan da benim oğlum. Şimdi eğer isterseniz bana mutfağı gösterin, size harika bir kahve yapayım. Sonra da her şeyi açıklarım. Açıklayacak bir şey yok anne. Ben bittim. Sokakta kaldım. Zaten bitmiştim, öyle değil mi? Çöpler, sonra kasap dükkanı. Üstüne Mercedes olayı, her şey. Ben yandım. Evsizlerle ne yapıyorsun? Onları kovacak mısın yoksa polis mi çağırayım? Rica ederim, durumu zora sokma. Zaten yeterince ben zora sokmuyorum. Sadece başladığımız işi sakince bitirmek istiyorum. Ve bir saati burada kaybetmek istemiyorum. Zaten saatler konusunda oldukça hassasız. Evet, kısa süreli bir iş yapıyorum. İş derken gerçek işi kastediyorum. Ehliyetimi 120 yaşıma kadar elimden alabilir. Ben ona hizmet ediyorum. O da benim ceza puanımı indiriyor. Polis, şef, dost. Çok güzel bir tablo. Söylesenize, siz de bu tabloyu tamamlıyor musunuz? Hadi sen git. Bu zaten çok saçmaydı. Özgürsün. Hadi, şaka etmiyorum. Hadi Daniel, serbestsin dedim. Hadi. Aslında şunu bilmeni isterim Daniel. Buraya işimiz için gelmedim. Sadece başka dostum olmadığı için geldim. Annem de bu fikirde dostum. Ha? O Daniel iyi çocuk. Bize mutlaka yardım eder dedi. Evet, annem yanılmış. Ama önemli değil. Her halükarda bütün sorunlarımızı çözecek adam sen değilsin. Ha, sorun değil Daniel. Gerçekten takma kafanı. Çeteyi tek başıma yakalarım. Yaya olarak. Bu pek kolay olmayacak. Ama hallederim. Beni dinle. Onlardan kurtulmanın tek yolu sorunun çözümü. Ama bir sorun yok ki, milyon tane sorun var. Bu adam bir psikopat. Şunun suratına bir baksana. Bana kuzuların sessizliğini hatırlatıyor. Sen Natari ile ilgilen, ben onunla ilgilenirim. Maksimum 2 saat içinde dönerim, tamam mı? 2 saat bu yaşlıyla ne yapacağım ben? Oyun mu oynayalım? Lütfen. Tamam mı? 2 saat içinde burada olmazsam onu yakarım. Anlaştık. Hadi gidelim bakalım. Nereye gidiyoruz? Senin işinle uğraşmaya. Ah. Gecenizi mahvettiğimiz için gerçekten çok üzgünüm. Kahveniz gerçekten güzel mi? Kentin en iyisidir. Havayı yumuşatmak için bir kahveye ne dersiniz? Pekala, biliyorum. Artık benimle konuşmak istemiyorsunuz. Yine de söyleyeceklerimi dinlemenizi istiyorum. Tamam mı? 1 dakika yeter mi? Yeter. Dün bütün gece düşündüm ama cevabını bulamadım. Bizimle neden bu kadar dalga geçiyorlar? Neden gri Mercedes kullanmak varken kırmızı Mercedes'i seçiyorlar? Dikkat çekmek için mi? Biz bu taraftan bakıyoruz. Hop! Öbür taraftan çıkıyorlar. Buna şaşırtmaca denir. Sonuçta bankadan elleri boş çıktıklarını düşünüyorum. Para başka bir yoldan dışarı çıkarıldı ya da para bankadan hiç çıkmadı. 1 dakika. Gösterinin sonu. Tamam. Sonra devam ederim. Ön kapıdan gelmişler, sonra ben da öyle düşünmüyorum. Bence buradan. Haklısınız, en azından buradan geçmişler. 10 frank. Çok teşekkür ederim. Teşekküre ne gerek var, daha çok işimiz olacak. Yakarım. Onu mu düşünüyorsun?
Pekala, buna artık alıştım sayılır. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol hayatım. Bak, her şey çok daha iyi olacak. Merak etme, kurtulacağız hayatım. Hep böyle söylüyorsun, kurtulmamız falan yok. Ben bu hayattan kurtulmak isterim. Tamam. Geçin sesinizi. Geçin şöyle. Lift the bank und wir können rente gehen. Son olarak bu işi güzellikle bitirmenizi istiyorum çocuklar, tamam mı? Emilian. Hey Emilian. Ne var ne var? Kırmızı Mercedes nasıl gri Mercedes'e çevirdiklerini anlatsam işine yarar mı? Tabii, neden olmasın, seni dinliyorum. Araba değiştirmediler. Rengini değiştirdiler. Güzel kırmızı bir Mercedes park alanına ya da başka bir yere gidiyor. Ve yerine gri Mercedes çıkıyor ve gözden kayboluyor. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Ama eğer arabayı boyamış olsalardı her yerde boya izi olurdu, öyle değil mi? Arabayı bir kamyonun içine sokup orada boyadılarsa olmayabilir. Her defasında baştan boyuyorlarsa tonlarca boya satın almaları gerekirdi ve bunu rekor sürede yapmak çok zor. Düşünsene, 10 dakikaları bile yok. 10 dakikadan az zamanda kuruyan boya var mı? Alo Cece. Seni uyandırdım dostum, kusura bakma, benim Daniel. Senin şu sihirli boyana MD10'a ihtiyacım var. Metalik kırmızı renkte. Hiç kalmadı mı? İyi ama bir seferde kim o kadar boya satın almış olabilir ki? Körfez pisti mi? İyi de o kadar boyayla ne yapacaklar? Pisti kırmızıya mı boyayacaklar yoksa? Hayır hayır, çok naziksin, boş ver. Tamam, onlarla ben konuşurum. Tamam, görüşmek üzere. Hoşça kal. MD10 ne demek? 10 dakikadan az. Nasıl? Teorim hoşuna gitti mi? Onlar olduğuna emin misin? Hayır hayır, bunlar her salı buraya antrenman yapmaya gelen kasaplar çetesi. Ha. Planın nedir? Daniel. Daniel, ne yapıyorsun? Onlara merhaba diyeceğiz. Ne, sen delirdin mi? Bizi öldürürler. Unutmamalar için yarış bile yapacağız. Ya şaka etme. Beni tanırlar eminim. Daniel, beni bagajda gördüler. Unut onu. Şimdi iyi mi? Harika oldun. Hey çocuklar, nasılsınız ha? Yarışa ne dersiniz? Demek küçük turlar atıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Külüstürlerdi ne böyle? Mercedes mi? Olala. Arabada mı yapıyorlar? Sence şu Alman yarış yapmayı biliyor mudur, bilmiyor mudur? Bana 50 frank ver. Galiba ben insan daha iyi olur. Hayır, hayır 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 hayır. Görürsün, eminim çok eğlenceli olur. Hey apam. 50 franka ne dersin ha? İki tur sonunda kaportası önde olan yarışı kazanacak. 1+1 toplam 2 tur. Para bizi ilgilendirmiyor. 50 frankla başlıyorum çünkü sizi yolmak istemem. Ama kazık yemeyen bir turist turist değildir, öyle değil mi? Hadi başlayalım kızlar. Eğer ikinci turda senin arkanda olursam sen kazandın demektir. Boşuna bir turda atmanın anlamı yok. He? Görüşürüz. Teşekkür ederim kızlar. Defol git. Çabuk. Pekala. Neden gitmiyor bilmiyorum. Bir garaja uğramam gerek. Arabamın bugün nesi var bilmiyorum. Rövanşa ne dersiniz ha? Al bakalım 50 frank. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tek atalım. Sen çıldırmış olmasın. Adamlar elimizin altındaydı, sen kaçırdın. Destek birlikleri çağırıp köşeye sıkıştırabilirdik. Böyle öyle mi? Peki hangi suçtan? Hangi suçtan? Yarış pistinde aşırı hız yapmaktan. Kanıtları sonra bulurduk. Bu hep yapılır. Alışmalısın dostum, alışmalısın. Tutmamak için ben önemli bir kanıt gerektiğini sanırım. Hayır. Tam olarak böyle demiştim. Bana öyle demiştim. Belki demiş olabilirim ama şu anda sürekli suç işlemekle meşgulüz. Bu şekilde devam ederse saçmalıklar yapmaktan hapse gireceğiz. Tamam peker. Artık sıra bizde. Bu onların sonu olacak. Hem zaten pilottan başka sürücü de yok. Onlara güzel bir tuzak hazırlayacağız. Ve bu işi çözümleyeceğiz, merak etme. Sahi mi? Ne tür bir tuzak bu? Aptal tuzak. Aptal tuzak nasıl bir şeymiş bakalım?
Aptal tuzak demedim. Aptal tuzağı dedim. Her neyse. Nasıl bir şey bu tuzak? Onları daha önceden tespit ettiğim... şuraya getirmekle işe başlayacağız. Yani... şuraya. Bunun için 20 ışık anahtarı ve 20 telsize ihtiyacım var. Telsizler tamam da anahtarları almak zor olur. Bende değiller. Olanlar da hep üstlerinde taşır. Tabii duşa gitmedikleri sürece. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Merhaba. Merhaba. Bu ne başarı? Her şey sana bağlı Jimmy. Çok zaman alacaksa ben gidiyorum. Bir dakika. Emilian, sana bir haberim. Çırılçıplak ne yapıyorsun? Ben çırılçıplak değilim. Havlu var. Tamam. Hem ayrıca çırılçıplak olsam bile bundan sana ne? Ha? Kendi büromda çıplak dolaşma hakkım var benim, değil mi? Var. Burası benim bürom. Ben polisim. Aa evet. Birinin odasına girerken kapı vurmak gerektiğini sana kimse öğretmedi mi? Ha? Anne sana aptallıktan başka bir şey öğretmemiş gördüğüm kadarıyla. Sen bilirsin dostum. Sana bir fıkra anlatacaktım. Fıkraların hiç de komik değil. Defol. Defol. Ah. İnsan rahatlar. Gelin. Aa Petra. Rahatsız mı ediyorum? Asa. Evet. Gördüğüm kadarıyla ediyorum. Sonra yine gelirim. İşte. İlk defa bana bir şey söylemek için odama geliyor. Odanın ortasında çıplak duruyor. Dayal, inanabiliyor musun? Sana ne diyeyim ben artık? Her halükarda bu kız benim için fazla iyi. Dünyalar kadar güzel bir kız. Üstüne üstlük konserde oldu. Benim gibi küçük bir memurla... Allah'la yeter artık, tamam mı? Burası ağlama duvarına döndü. Kendi mezarını kendin kazıyorsun. Bu kız uzaydan gelmiş bir yaratık değil, tamam mı? O da erkek gibi biri. Ona gereken şey bir erkek. Şimdi hemen giyin. Çünkü bu şekilde bir erkekten çok maymuna benziyorsun. Hadi giyin. Hadi giyin! Evet, önce onu arkaya yatır ve öp. Hepsi bu. Ya sana bir tokat atar ya da 10 yıl boyunca onunla beraber olursun. %50 şansın var. En azından işe yaramazsa sonucunu hemen görürsün. Biraz kazı kazana benziyor. Kazıyorsun. Sonucunu görüyoruz. Emilian, iyi misin? Haklısın. Kafaya takmaya gerek yok. Kazı kazan. Kazıyorum. Görüyorum. Ay ay ay. %50 şansı vardı. Kim Burcu'ya gidecek? Pekala, anahtarlar nerede? Gitti. Tut şunu. Sence çok mu kızdılar? Randevuna 17 saat geç gelen bir kız olsa sen ne yapardın? Herhalde onu öldürürdüm. O zaman cevabın hazır. Ama bizde çiçek var. Ah ne güzel çiçekler. İçilir mi? Bütün bu güzel pastaları siz mi yaptınız? Evet. İkimiz de kimseyle beraber olamadığımız için tıncımızı pastalardan almaya karar verdik. Ah harika. Ne kriz damar. Sağ ol Kami. Sizin sayenizde harika bir gün geçirdim. Telefonlaşacak mıyız evet, peki? Evet, evet, söz. Çiçekler bana mı? Sağ ol. Hoşça kal. Baş başa bir gece geçirmek istemiyor musun? Misafirlerim var Daniel. Onlarla ilgilenmen gerek. Bunu başka bir gün yaparız. Ne de olsa yıllardır bekledik. Aa, Kami'ye senin yatağını verdim. Sırtı ağrıyor. Hoşça kal. İyi geceler çocuklar. Çok tatlı bir kız değil mi? Beni şaşırtıyorsun Jamaica. Görüyorsun, polis olmanın sadece dezavantajları yok değil mi? Dur, beni öldüreceksin. Anlamadığım bir şey var. Neden bir taksiyle yapmak yerine direkt olarak yarışlara katılmadın?
Babam kaza yaptı. Hayatını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kaldı. Geldi ona yarış pilotu olmak istediğini anlat. Evet, doğru, haklısın. Peki ya sen? Sen neden bu mesleği seçtin? Benim hayatım daha sık karışık sayılmaz. Babam ben 17 yaşındayken öldü. Annemle ben 5 parasız ortada kaldık. Hemen iş bulmam gerekiyordu. Diploman yoksa seni ancak polis yapıyorlar. Nerede otururdun? Az yerde. Jülferi mi? Evet, niye? Yoksa sen de mi oradan? Evet. Yemin edin. İnanmıyorum. Belki de aynı sınıftaydık. Öyle olsaydı sana kız tablamayı öğretirdim. Görüyorsun değil mi? Hayat hep böyle. Küçükken bir sürü şey hayal edersin ama sonuçta hiçbir şey umduğun gibi olmaz. Evet. Sen santraforda oynamak istiyorsun ama seni kaleci yapıyorlar. Planımızın işe yarayacağına inanıyor musun? Adım gibi eminim. Emin misiniz? Girin. Daha hatsız etmiyorum değil mi? Hayır. Etmiyorsun. Bir şey mi söyleyeceksin? Gene çağırı! Baylar, Kugan planı başarısız oldu. Şimdi sıra SDLM'de. İşte bugünkü pozisyonlarınız. Arthur, sen Kavşak'taki bir numara olacaksın. Atina Kanabiyer, Jackie 2 numarada ve Nasyonel Kavşak'ta olacak. Flamanyon, Momo sen Büyük Kavşak'ta olacaksın. Numara 2 Manu, bir telsiz bir anahtar. Numara 3 bensem, bir telsiz bir anahtar. Numara 4. Sonra gelirsin. Kesinlikle. Senin evinde bekliyorum. Burası Kuga. Kuş kafese girdi. Herkes yere! Çömelin, çömelin, çömelin! Herkes yere! Yerinde kal! Çabuk! Çabuk kıpıldan sana şişko, hadi çabuk ol dedim sana! Burası Kugar. Kuş birazdan kafesinden çıkacak. Hareket için hazırlan. Lanet olsun, reyneleri var. Şimdi hiçbir şey yapmayın, hiçbir şey yapmayın! Üzgünüm, senin için hiç yer yok. Önemli değil, sonrakine gidelim. Daha bir fikrim var. Yanımızda koşacaksın, tamam mı? Merak etme, hiçbir şey olmaz. Gel buraya. Canımı acıtıyorsunuz. Lanet olsun. Bütün kugarlar harekete geçin. Kuşu yakalayın, kuşu yakalayın. Görüyorsun değil mi Mercedes'leri değil? Mercedes'lerin kamyonunu izlemek gerekiyormuş. Küçük bir kutlamayı hak ettik ha. Hadi sağlığınıza. Hadi prost. 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 Gidiyoruz. Her şey hazır mı? Evet. 20 stratejik nokta tutuldu. Bu noktalardan geçimleri yeterli. Sonra kapana kısılacak. Mişole bulvarından gidiyorlar. Mazar meydanından geçecekler. Mazar ve Mişole kavşaklarında kim var? Jamba 7 numara. Onu uyar. İlk ışığı yakacak kişi o olacak. 7 numara. Jamba. Beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Harekatı ilk sen başlatıyorsun. Yerinde misin? Evet, yerimdeyim. Sorun yok. Oyun başlıyor. Dayı, oradan geçmez. Geçer.
Ve çocuklar nasıl gidiyor? Yine traktörlerinize binmişsiniz he? Son kez özür diliyorum ama el frenini çekmeyi unutmuşum. Araba o yüzden gitmemiş. Hey, sana söylüyorum. Şimdi daha iyi. Bir yarış daha yapalım mı? Ne dersin? Yoksa korkuyor musun? İyiyiz, iyi. Güzel. Siz Fransızlar hep böyle kendini bilmez mi olursunuz? Benimle otobana gel, orada görüşelim ha? Hey, şunu darmadağın edeceğim. Evet, evet canını sıktım. Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Hadi sana bir şans daha veriyorum ama bu kez büyük oynamayacağım. Çünkü paranı alacağım diye vicdan azabı çekmek istemem. Al ahbap. 10 frank. Küstahlığımın hesabını vereceksin. Komik olmaktansa küstah olmak daha iyi. Sanki bu yarış almaz zor olacak. Hayır, hayır. Hadi 7'ye, 8'e, 9'a, kırmızıya geçmeyi. Lamba ışığı kırmızı yap. Tamam harika. Numara 12 ve 13 hazır olun. Numara 13. Anlaşıldı ama ufak bir sorun var. İki polis trafik lambasının yanında duruyor. Lanet olsun. E o zaman uzaklaştır onları oradan. Söylemesi kolay, yapışmışlar. Ne yapacağım? Numara 11'e yaklaşıyoruz. Bir çözüm bul yoksa yanarız. Hey Paolo, telefonu onlara ver. Affedersiniz ama bir telefon size. Alo? Ben Konser Jiver, Antiçete Birliği'nden. Marsilya'ya bir bomba kondu. Şu anda tam yanınızda duruyor. Ne? Nereye? Kırmızı ışıkta. Sakın telaşlanmayın. Mekanizmayı nasıl durduracağımızı biliyoruz. Aa. Biriydim. Anahtarı kutunun içine yerleştirin ve kırmızıya çevirin. Ya ama ışık zaten kırmızıda. Işığın rengini boş verin siz. Anahtarı kutuya yerleştirin ve sağa çevirin. Anlaşıldı mı? Evet. Evet komiser bey. Numara 12'yi geçtik. Pekala, acele edin, acele edin. İzninizle. Numara 19 ve 20 hazır olun. 20'den sonra başka yok, biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Bunun doğru yol olduğundan emin misin? Kestirme yol. Bana çıkarsa ölecek. Biz daha güçlüyüz. Bariyer koyduklarına göre bir nedeni vardır Danya. Otoban henüz bitmedi, merak etme. Ha, umarım ne yaptığını biliyorsundur Danya. Danya, böyle sakin durduğuma bakma. Acayip sinirliyim. Bu uzun sürmez. Beni endişelendiren de bu. Ben daha uzun yaşıyorum. 10 saniyede. Geber şu adamı. Danya, dur istersen, köprü yok. 5 saniye.
Hadi geber şunu, geber şunu. Dayan durun şunu, yalvarıyorum, bırak kazasınlar. Lanet olsun, sadece 10 frank neydi daha edildim. 10 frank çıkıyor. Ya öyleydi ya da asla. Ya! Yaşasın. Ne? Bravo Karl, kazandık. Bistur dışa. Yemin ediyorum korkudan az kalsın ölüyordum. Bir ara ikinci defa kaybetmektense ölmeyi tercih edeceğini bile düşündüm. Tavşan da kaplumbağa hikayesini okumak gerek. Her zaman kaplumbağa kazanır. Hey! Einstein! La Fontaine'i tanıyor musun? Adam da scheiße noch! Danke! Scheiße! Ooo, hiçbir şeyden memnun olmayan büyük tavşan küçük kaplumbağa ile yarışa girer. Bak ne düşünüyorum. Kugar bu işe çok sevinecek. Uzun süredir avını yakalamak istiyordu. Ama olmamıştı. Evet, büyük av. Büyük av. Yer için üzgünüm. Çok romantik değil mi? Ama canım çok istedi. Sen? İstiyor muydun? Hiç fark etmedim. Araban yapalım mı? Hayır. Daha sonra yaparız. Sanırım gerçekten gitmemiz gerek. Dayı, orada ne yapıyorsun? 15 dakikadır seni arıyorum. Siz ikiniz karanlıkta ne yapıyordunuz? Fotoğraf banyo ediyordum. Fotoğraf? İyi ama şimdi fotoğraf basmanın sırası değil ki. Vali bizi bekliyor. Ne banyo, ne fotoğraf? Fransa Başbakanı adına size ulusal düzen madalyasını takmaktan onur duyuyorum. Ve sizi kutluyorum. Tebrik ederim. Sizden özür diliyorum Emilia. İnanmadığınız için mi yoksa tokat attığınız için mi? İkisi için. Kendimi nasıl affettirebilirim? Bir bakarız. Başarılarınızın ününü okudum. Şaşırtıcı. Bu deneyim bizi çok düşündürdü. Teşekkür ederim. Polislik mesleğine yaklaşımımızı tamamen değiştireceğiz. Ve emniyete yeni bir boyut kazandıracağız. Hepsi sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Aslında bu madalya sadece bir sembol. Suçlarınızı silip ehliyetinizi size geri veremez. Benim sizden beklediğim daha çok nasıl derler... Merhamet. Evet, kesinlikle. Ama merhamet gösteriyoruz. Sizi hapse atmıyoruz, özgürsünüz. Özgür değilim, yaya kaldım. Anlıyorum. Arabanız olmadan kendinizi öksüz gibi hissediyorsunuz. Evet, aynen öyle, yaya bir öksüz. Anlıyorum. Aklıma bir fikir geldi ama bilemiyorum, hoşunuza gider mi? Siz söyleyin, bir bakarız. Nasıl gidiyor, mutlu musun? Evet. Ne, mutlu değil misin? Hayır, aksine her şey süper. Dur bir dakika, anlamıyorum. İlk Grand Prix, ilk sıra, araban müthiş, dostun ve sevgilin de yanında üstelik. Daha başka ne istiyorsun Danya? Başka bir sponsor! Evet, görüyorsunuz, para bulduk, araba verdik. Beyefendi yine de memnun değil. Hadi dayı. Şu pompon kızlara söyle de figür yapmaktan vazgeçsinler. Konsantrasyonumu bozuyor. Evet, bir şey söyleyeyim. Beni deli gibi sevindirecek bir şey yapabilirsin. Öyle mi? Neymiş o? Şu lanet yarışı kazanmak. Daha sonra arabanın üstündeki yazıyı sileriz. Tamam mı? Öyleyse buzdolabından şampanya çıkar. Ama güzel olmuyor. Hadi dayı! Bize bak olacak çirme testi Savoir jusqu'où la critique peut aller J'ai hâte de que le rap comme sport Fait des efforts, des sacrifices physiques
toute la journée j'écris. Fermé comme un vieux papy, témoin prêt, j'm'en faire ça idéal. Funky, tout ce qui m'intéresse, rapper. Mes textes comme bouclier, en cas d'hostilité, je pense en chercher qui et quoi. Je reste droit, crois-moi, dans ce monde. Chacun pour soi. Chacun pour soi. J'ai fait mes choix, travaille comme un fou. Pour un jour, on est en Testarossa. Gago doit faire des Marseille Benight avec Masmala. 15 dans la poche, comme gonflé à bloc. Ni je vole, ni j'escroque. Que vos soins marquent son époque. Respecter les autres pour mon bon fond. J'aimerais fuir de béton. Voyager voir Saigon. Proché par Mani, virer à Séville. Strider le fief en famille. Que le droit soit reconnu de Massilian Jamena. Tous les journalistes fassent la assure-moi la saga. Se terminera un Gazidja. Bitch Galawa avec Kamada, Manama, Inch'Allah, que je construise ma villa. Omer Picasso, Dali, sculpture Giacometti. Disque d'or, troisième œil et funky. Vingt des jaloux qui portent la haine sur ma colline. Je fais des soirées privées, invite Mr Bean à venir divertir les miens. Pantone à la caille, se prive de rien. Salle de jeux, billard, piscine, clim. J'ai rap depuis tout gosse. Finir mes vœux jours comme un boss. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rien que ça, non ça. Bagou doit faire des Marseille by night avec ma smala. Que tous les journalistes fassent la rassonner. Que je récolte les fruits que j'ai semés. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un test à ça. Bagou doit faire des Marseille by night avec ma smala. Que tous les journalistes fassent la rassonner. Que je récolte les fruits que j'ai semés. Le rêve est permis, gratuit, j'en fais mon ami. Des escapades sur les plus belles plages de Moroni. Costume trois pièces, signé Armani. Enfin en harmonie avec ma vie. Je vis, fais profiter la famille, les amis. Que je ne sois plus stressé. Je n'ai plus à bouger mes fesses pour manger. Fini le plus et c'est nerveux qui pète des pets sans pitié. Fini le contrôle musclé, des comptes des malunés. Ce qui insulte à tout va plus de tracas. Au bled, je construis une belle baraque pour la mama. Normal après tout ce qu'elle a fait pour moi, elle mérite bien ça. Et pendant ce temps-là, je mettrai à mes pieds l'équipe de Pamela. Devant ses caméras, j'exhiberai mes carreras. Disais peu les Sankara. J'ai pas vendu de la para pour en arriver là. Vois, j'ai craché, récolté ce que j'ai semé toutes ces années. Les ânes vannent sur mon compte, je n'arrête pas de percer. Mon compte ne cesse d'enfler, gonfler. Je ne suis l'ami, référence pour mon pays. Un vieux rêve de merde, vivre riche et vieux. Et quel exemple pour ceux de mon milieu. Travaille dur, tu obtiens ce que tu veux. Blindé, je fais ce que je veux avec mon blé. Si je veux bouger, j'en fais profiter mes associés. Ceux en qui j'ai entièrement confiance. Les autres, je m'en balance. Conséquence, je claque des doigts. Point du 1-4-3, le voilà bord à bord. On prend le temps de vivre, le reste on verra. Je touche du bois, mais d'ici là, je servirai toujours avec fierté le 3. Ma foi. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un testarossa. Bravo, doit faire des Marseille by night avec ma smala. Que tous les journalistes passent la rassonner. Que je récolte les fruits que j'ai semé. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un testarossa. Bravo, doit faire des Marseille by night avec ma smala. Que tous les journalistes passent la rassonner. Que je récolte les fruits que j'ai semé.